yeni otomobile tanışmak için Alaçatı'ya geldim. Görmüş olduğunuz gibi BMW iX40 xDrive elektrikli otomobil. BMW X5 kadar boyutu var. 2 tane elektrikli motoru var. Çok enteresan, yenilikçi, çevreci ve tasarımı çok güzel. Bakıyorum, lazer farları bu kadar ince uzun süredir görmemiştim. Hakikaten enteresan bir yenilik. Bunun yanı sıra devasa böbrekleri görüyorsunuz. BMW'nin alameti farikası. 4 serisinde bu kadar büyük böbrek mi olur derdik. Gözümüz alıştı. Artık bu otomobildeki böbreklere kimse şaşırmıyor. İçerisi tamamıyla teknoloji dolu. Ve otomobilin bir sistemi var. Diyor ki bunlar utangaç sistem. Yani ne yapıyor? Otomobil sizin için aslında arka planda çalışıyor. Güvenliğinizi sağlıyor. Radar sistemleri içeriği belli ediyor. Dolayısıyla otomobil çok özel bir tasarım. Şimdi otomobile baktığınız zaman, dışarıdan gördüğünüz zaman dikkatinizi çekecek birkaç tane unsur var. Kapı kolları yok. Kapı içerisine entegre edilmiş. Neden? Verimlilik ve düşük tüketim için. Dolayısıyla bu otomobilin rüzgar direncinin BMW i8'in 0.26, bunun da 0.25 olduğunu düşünürseniz çok teknolojik ve yenilikçi olduğunu bir kere daha fark etmiş olabilirsiniz. 22 inçlik tamamen elektrikli otomobillere has üretilmiş Pirelli lastikler ve jant silsilesi var. Otomobilin hakikaten içeride pek çok detayın ne olduğunu söyleyeceğim size. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. 0-100 km sprintini 6.1 saniyede tamamlıyor bu otomobil. 326 beygirlik bir gücü var. 630 Nm'lik de bayağı sıkı bir torku var ki biz bunu yolda ufaktan kullandık. Size ufaktan daha fazla bilgi vermek için otomobilin içerisine bekliyorum. Hadi sürüşe başlayalım. Size otomobil iç mekanı ile ilgili biraz detay vereyim. 14.9 inçlik bir ekran ve 12.3 inçlik bir gösterge ekranı var. Bakın, biz oynayalım şuradan. O kadar net, o kadar güzel bir ekran ki, yani televizyon gibi. Bakın, şöyle geniş açıdan göstereyim size. Olabilecek her şey burada. Az önce hoş bir şey gördüm, onu da size göstereyim. Araç uygulamaları. Kapılar, camları buradan kilitliyorsunuz. Arabanın klimasını buradan ayarlıyorsunuz. Bakın ne kadar akıllı olduğunu da göstereyim size. Hakikaten çok enteresan. Şunu da göstereyim. Bu görmüş olduğunuz kaplamalar geri dönüşümlü malzemeden genelde oluşuyor. Otomobilin vitesi, yani vites özelliğini gösteren konsolu artık bu. Yine güzel noktalardan bir tanesini, ya da farklı diyeyim size, altıgen bir direksiyon simidi var. Bakın, yani buradan baktığımız zaman burayı da görebilmek için tasarlamış BMW tasarımcıları. Volvo'da biliyorsunuz bu renk kristal bir vites topuzu var. Burada da enteresan bir koltuk minderi var ve bunun yanı sıra bunu kumanda eden bir buton var. Koltuk minderini de ben şöyle göstereyim. Böyle ne diyeyim size, çok yumuşak, çok böyle konforlu. Otomobilde masaj fonksiyonu var. Onu hemen size ufaktan da yine göstereyim. Bu arada bakar mısınız şunlara? Yani yok yok diye tabir edilen şey. Şu enteresan noktayı göstereceğim size. Otomobilin şu kısmı tamamen radar sistemiyle dolu. Bakın, burada da kamerasını görebiliyorsunuz. Bu kısımlar öyle enteresan bir malzemeden oluşmuş ki buraya cam, taş falan geldiği zaman bir gün içerisinde kendisini onarabiliyor.
devasa böbrekler. Enteresan gözüküyor. 22 inçlik dev jantlar var. Ve lastikler dolayısıyla tamamen elektrikli otomobiller için üretilmiş. Lastik meraklıları için de Pirelli olduğunu bir kere de hatırlatalım. Lastiklerin P0. Affedersin Koray. Çok özür dilerim. Evet, arka koltuklarda koltuk ısıtma, koltuk soğutma, havalandırma hepsi burada. Evet, şu anda otomobilin arka koltuklarına geçtim. Devasa bir arka koltuk hacmi var. Yani koltuklar çok rahat, çok konforlu. Özellikle ön koltuklarda şunu söyleyeyim, sedir gibi böyle çok fazla konforlu ve masaj özelliği var. Ama enteresan göstereceğim size bir şey var. Kafalıklara Type-C USB girişleri yapmışlar. Tabii burada koltuk ısıtma, soğutma falan var. Otomobilde şaft tüneli olmadığı için yani böyle yere yatabileceğim bir alan var. Yani ve enteresan bir şey, hiç görmediğiniz bir şey. Otomobilin ön tarafında yolcu ve sürücü arasında bir boşluk var. Yani yolcu ile sürücü birbirine tekme atabilir. Enteresan. Yine arka koltuk kafalıklarında Type-C. Ben bu arkadaki renkleri çok beğendim. Burası da otomobilin bagaj kapağının üzerinde BMW logosundan arka kamerayı temizlenen kısmı burada. Buradan açılıyor, buradan fırt diye temizleniyor. Evet, otomobilin iç mekanına geçtik. Sürücü mahalli çok enteresan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Koltuk oturma pozisyonu en altta bile yüksek. Yani oldukça yüksek. Bunun yanında devasa bir cam tavan var. Bu cam tavan sayesinde otomobilin içerisinde bir klostrofobik havanın olmasına müsaade edilmemiş. Bunun yanı sıra bence bu otomobilin en önemli tasarım detayı heksagonal, yani altıgen direksiyon. Belki de ilk defa görüyoruz. BMW tasarımcıları bunu özel olarak tasarlamış bu otomobil için ki her yerinden otomobilin direksiyonunu tutabilesin ve direksiyonu tuttuğun an devasa gösterge ekranlarındaki her detaya hakim olabilesin. Burası çok enteresan. Bakar mısınız? Dolmuş gibi. Böyle buradan buraya bir alan var. Bunun yanı sıra otomobilin iç mekanında kullanılan ahşapların pek çoğu geri dönüştürülebilir malzemeler. Bunun yanı sıra yine böyle alkantara güzel döşemeler var. Buraya tuşuna basacağım. Torpido buradan açılıyor. Otomobilin neredeyse her tarafında bu alkantara döşemeden bir payça görebiliyoruz. Bunun yanı sıra otomobille ilgili bir bilgi daha veriyorum. Bolca bunun yanı sıra diyeceğim size çünkü otomobilde çok fazla şey var. 30 hoparlörlü Bowers Wilkins müzik sistemi var. Bizim aracımızda Harman Kardon var, küçümsemeyin. 16 tane hoparlörü var. İnanılmaz bir müzik sistemi. Yani teknolojik yönden fazlasıyla gelişmiş. Her tarafıyla farklı hissettiren bir otomobilden bahsediyoruz. Hadi birazcık da sürüşe başlayalım. Bir de bagajı göstereyim. Bakın. Tüm şarj üniteleri burada. Koltukları gördüğünüz gibi buradan yatırabiliyorsunuz. Vallahi güzel oldu. Buradan da kapatıyoruz. Şimdi Koray'la yola çıkıyoruz. Evet, BMW iX'in direksiyonu başına geçtim. Direksiyonu başındaki ilk hissiyatımı hemen size söyleyeyim. İlk defa böyle heksagonal, yani altıgen bir direksiyon görüyorum. Otomobilin içerisindeki multimedya ekranını her yerden kolaylıkla görebilmek ve direksiyonu her yerden kavrayabilmek için tasarlandı, açıklandı. İç mekan oldukça konforlu. Koltukta az önce de bahsettiğim gibi yani yüksek bir sürüş pozisyonu var ve her şeye hakimsiniz. İlk etapta burada bir klima kontrol butonunun olmaması şaşırtıcı geliyor. Her şeyi multimedya ekranının içerisine gizlemişler. 14.9 inçlik bir ana ekran, 12.3 inçlik de bir gösterge ekranı söz konusu. Bunun yarısına otomobilin tabii ki dışarıda bahsettiğim size çok iyi bir müzik sistemi var, Harman Kardon. Bunlar
içerideki küçük detayları. Peki sürüş hissiyle ilgili birazcık bilgi vereyim size. Özellikle konfor arayanlar için bu otomobil oldukça iyi. Bunun yanı sıra size hızlanmasından da bahsetmiştim. Arzu ederseniz bu otomobil spor bir kullanımda kullanmak isterseniz de çok fazla tatminkar olduğunu söyleyeyim. Alaçatı ve Çeşme arasında fena olmayan yollardan gittik. Dolayısıyla otomobilin de sürüş kondisyonuna da hakim olduk. İyi bir sıfır yüz hızlanması 6.1 saniye. Ara hızlanmaları oldukça başarılı. Ama ekonomik gitmek isterseniz de iki sürüş modundan biri Efficiency ve Sport'ta işinize yarayacak kadar da verimli giden bir otomobilden. Sağ cam tavan iç mekanındaki devasa cam tavan iç mekandaki karanlık havayı çok rahatlıkla güneş ışığıyla çeviriyor. Dolayısıyla iç mekanda hiçbir klostrofobi hissetmiyorsunuz. Konforlu bir alan var. Güneş ışığını da içeri yansıtma özelliği de otomobilin teknolojik özelliklerinden bir tanesi. Tabii otomobille ilgili birkaç bilgi daha vereyim. 1.7 milyon TL'den başlıyor otomobilin fiyatı. Ama kullanmış olduğumuz test aracı yaklaşık 2 milyon TL civarında. Türkiye'de ilk etapta 185 tane şanslı kişi ön siparişte bu otomobilin çoktan talibi olmuşlar. Ama bunun bir tık daha kuvvetlisini arzu edenler 50 yani iX50 X-Drive versiyonu arzu edenler için de 2022 yılını beklemek şart. Biliyorsunuz ki çip krizi birazcık daha hayatımızı zorlayacak. Küçük bir bilgi daha vereyim. Elektrikli otomobillerde normalde 1000 olan çip sayısı 1400 ile 2000 adet arası değişiyor. Dolayısıyla bu otomobillere çok fazla çip lazım ve birazcık da beklemek lazım diyerek bu otomobildeki izlenimlerimi noktalıyorum. Hoşça kalın. Otomobilin arkasına doğru geçtiğimizde ise aynı halde olduğu